Selamun aleyküm. Değerli Rehber TV dinleyicileri, bir kitap tahlili bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hocam, ilahiyatçı yazar Faruk Telci hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam, teşekkür ediyorum. Hocam nasılsınız, sağlık saatiniz? Hamdolsun. Geçen hafta biraz hafif kırgınlık vardı, geçti. Geçmiş olsun. Şükür elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam bu haftaki kitabımız İslam hukukunda sünnetin yeri. Evet. Mustafa Sibai'nin kaleminden çıkmış bir kitap. Mustafa Sibai kimdir diye şöyle kısa bir cümleyle, iki cümleyle. 1915'te Humus, Suriye'de doğmuş. Çocuk yaştan itibaren Fransız sömürgeciliğine karşı mücadele ediyor. 1950 yılında İslam hukuku alanında profesör oluyor. İslam dünyasında daha sonra birçok şahsiyet üzerine de etkili bir şahıs oluyor ve 1964 yılında vefat ediyor. Kitaba değinirsek de, kitabı da şöyle bir 3-5 cümleden anlatırsak, kitabın orijinal adı Es-Sünnetu ve Mekanetuha fit Teşri'il İslami. İslam hukukunda sünnet. Eser Doktor Mustafa Sibai'nin uzun yıllarını vererek hazırladığı fıkıh, usul ve İslami yaşama tarihi alanlarında Eser Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde 1949 yılında doktora unvanını aldığı tez çalışmasıdır. Kitabın konusu ve pratik kolaylığı göz önünde bulundurarak İslam hukukunda sünnet adı ile Edip Göneş tarafından tercüme ediliyor. 1965 yılında Beyrut baskısından yapılan tercüme 1981 yılında İstanbul'da basılmıştır. Hocam kitabımızı size takdim ediyorum. Tespitlerinizi, tahlillerinizi bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sibai, Rabbim merhametiyle muamele etsin. Suriye İhvan'ın kurucusu, büyük mücahit, alim bir aileden gelen bir zat kendisi. Geçmişi yani temeli sağlam bir aile. Siz de kitaptan bahsettiniz. Kitap temelde bir doktora tezi. Fakat doktora tezine eklemeler yapmış kitabı yayınladığı zaman. Tamamen doktora tezi değil. Sonraki süreçte bazı gelişmelere binaen bunu yapıyor. Bazı gelişmeler yaşanıyor. Bu sebeple kendisi bazı eklemeler yapmıştır. Kitapta temel bazı tabi argümanlar var. O konulara da değineceğiz inşallah. Dediğim gibi temelde doktora tezidir. Fakat Mısır'da gelişen bazı, yani bazı olaylar dediğimiz bazı kitaplar, bazı yazarlardan dolayı kendisi eklemelerde bulunmuştur. Piyasaya o şekil sunmuştur. Doktora tezi artı bazı iddialara cevaplar şeklinde. İhvan'ın Suriye temsilcisi mi dediniz? Hatta hocam? Kurucusu. Kurucusu. Yani yetimleri ile ilgili bir kuruluş kuruyor. Kendisi liderlik yapıyor. 1948 yılında İhvan yönetiminde İhvan-ı Müslümin'in İsrail ile olan savaşında bölük komutanı olarak da görev yapmıştır. Suriye İhvan'ın da kurucusudur. Filistin cephesinde de ayrıyeten savaşmış. Savaşmıştır. Değil aktif olarak. Aynen. Komutan olarak, yani komuta da etmiştir. Böyle hem mücahit, babası da öyle. Aile. Hem mücahit hem alim, zühdüyle bilinen, ilmiyle bilinen, mücahit ruhuyla bilinen bir aileden gelmektedir kendisi. Suriye, evet. Humus. Humus şehrinden. Humus. Allah razı olsun. Hocam notumuz arasında Ebu Reyye diye, evet, not etmişiz. Hocam Ebu Reyye kimdir? İşte kitabımızın konularından biri de Ebu Reyye'dir. Dediğim gibi yani kitap doktora tezinde Ebu Reyye geçmez. Evet. Yani temelde sünnetin temellendirilmesi vardır. İslam hukukunda sünnetin yeri, mekanı, siz de beyan buyurdunuz, mekanatuha, İslam dininde, İslam hukukunda sünnetin konumunu burada irdeliyor. Biraz yani bazı nedenlerden doktorasını hemen yazmak istememiş, işte Ebu Reyye ve bazı kişilerden dolayı biraz daha erkene alıyor bu kitabı yayınlamayı. Kendisi bu şekilde ifade etmiştir. Yoksa bazı şartların olgunlaşmasını beklemiş. Hatta Ebu Reyye ile beraber başka isimler de var. Bu kitabın yazım sürecini, tarihini anlatırken onlara değiniyor. Ebu Reyye'nin sünnet ile ilgili bazı düşünceleri var. Kaleme aldığı bazı kitaplar vardır. Bir tanesi Muhammed'i sünnetin aydınlatılması diye tercüme edildi. El-Edbu ala sünneti Muhammed'i diye. Ebu Reyye, ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anh ile ilgili de kitabı vardır. Kendisi sünnet konusu başlığı altında sünnetle ilgili kitabını irdeler. Ayrıca ashab-ı kiramdan Ebu Reyye ile ilgili iddialarının da bir kısmına kendisi cevap veriyor. Ve bu da kitabın daha erken bir dönem piyasaya çıkmasına sebep oluyor. Süreç. Tabii o kendisi dediğimiz gibi anlatıyor. Hatta süreç, kitap merhumun hastalanması sebebiyle kimi zaman
inkıtağa uğramış, bazen durmuş, bazen devam etmiş. Bunun için kitap biraz bazı konular dağınık. Evet. Mesela kitabın başında Ebu Reyye'den bahseder. Kitabın orta yerinde uzun uzun irdelemeler yapar. En son kitabın son kısmında yeniden dönüyor. Ebu Reyye'nin kendisiyle olan bir görüşmesinden bahsediyor. Ama Ebu Reyye'ye karşı da ifadelerinde acımasızdır. Yani ey Allah'ın düşmanı gibi çok ağır ifadeler. Hayır ey Allah'ın düşmanı, Allah seni zelil kılıncaya kadar hak ile seninle mücadele edeceğiz diye bir başlık atıyor. Bu sonradan eklenen bir not kendisinin daha sonradan. Ebu Reyye değineceğiz uzun uzun. Yani kitabını piyasaya sürdüğü zaman büyük bir teveccühle karşılaşıyor diyor kendisi. Epey okundu, satıldı. Fakat merhum şöyle diyor, bu aslında gerçek satış da değil. İsim vermiyor, Allah-u Alem belki İngiliz'dir, bilemiyorum. Diyor, kitabının çoğunu bir yabancı büyük elçilik aldı. Yani basımı henüz çok erken bitmiş diyor Ebu Reyye. O da hayır, tam tersine diyor. Kitabı diyor bir büyük elçilik aldı, o dağıttılar ya da dağıtmadılar. Ama maksat kitabı satıldı, işte para geldi şeklinde. Şimdi Ebu Hureyre ile ilgili kitabı yazarken kendisi diyor, Mustafa Sıbayi merhum, ben diyor hastanedeydim. 61 yılında hastanede yatıyordum. Bu kitabın çıktığını görünce diyor ben şok oldum, şaşırdım. Çünkü Ebu Reyye kimdir? Yani biraz da onu irdeliyor. Ebu Reyye ilmi derinliği olmayan bir insandır diyor. Bunlara şey diyor, gazeteci. Evet. Gazeteci sıfatıyla yazanlar vardır. Bunlar alim değildir. Hatta Ebu Reyye Ezher'i bitirememiş. Ebu Reyye hayatıyla ilgili bu notları veriyor. Yani Ezher okulunu bitirememiş. Evet. Bitiremeyince de hatta şöyle diyor, yani okuyanları da kötülemeye başlıyor. Aşağılıyor biraz, siz işte eski şeyleri okuyorsunuz, klasik gelenekselleşmiş. Fakat kendisinin gizlediği bir husus diyor, bu konulara da ulaştık. Ebu Reyye diyor liseyi bitirememiş. Hatta Ezher Lisesi diyor. Belki de üniversite mahattan bilmiyoruz. Tercümede o şekilde beyan etmişler. Kendisi Ezher'i mezun olamadı, bitiremedi. Ezher mezun olmayınca da o geleneği çok kuvvetli, en az 1000 yıllık bir gelenek. O gelenekten devam eden öğrencileri de orada okumaktan engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ebu Reyye diyor, kitabını diyor gerçekten sattırdı. Dedim ya, bir büyük elçilik almıştı. Bunun üzerine Ezher Üniversitesi hatta kitabını beğenmiş Ebu Reyye'nin dediğine göre. Neredeyse alacaklar, işte kütüphaneye yerleştirecekler. Özel, yani bu değer verme anlamında. Fakat diyor benim yazımı gördükten sonra, yani benim Ebu Reyye ve yazdığı kitapla ilgili bilgilerimi gördükten sonra vazgeçtiler. Bunun üzerine Ebu Reyye diyor bana aşırı bir kin güttü. Ama evveliyattan bir ince siyaset yaptı. Ben hastanedeyken diyor geldi, beni hastanede ziyaret etti. Evet. Tabii diyor hastanenin ismini verirken İsrail Hastanesi diyor. Yalan diyor, doğru bilgi değil. Askeri hastaneydi diyor, yatıyordum. 61'de hastayken. Diyor orada onun ismini de yanlış veriyor. Bilerek, bu bilinçli bir çarpıtma. Yani bak işte bu vatandaş İsrail neredeyse ajanı gibi. Halbuki yani diyor, karalamak açısından. Karalama amaçlı. Nasıl itibarını zedeleriz. Aynen. Ve diyor beni aşağılamak için ayrıca diyor ki o Şamlıdır. Şamlılar da ahmaktır. Diyor ey Ebu Reyye, sen hakperest isen, hakkın taraftarı isen, gerçeği ortaya çıkarmak temel ilken ise bu bölgecilik niye? Evet. Yani Şamlıları niçin aşağılıyorsun? Evet. Öyle ilginç bir şey vardır. Keşke, ben de şurada şunu ekliyorum. Keşke merhum Sıbayi de arada bazı şeyler anlattığında sonraki dönemlerle, özellikle Emevi dönemi, Emevilerin de böyle ırkçılık yaptığını bazı yerlerde değinseydi. Çünkü bazen anlatacağız, mesela bazı mutezili ve benzeri akımlara değineceğiz. Keşke özellikle Arap dünyasından bazı hocalarımız çıksaydı. Bu özellikle Arap olmayanların için mutezili oldu ya da başka akımların etkisine girdiler. Tamam, eski zındıklıklar var ama başka sebepler de var. Emevilerin güttüğü bir Arapçılık var.
O Arapçılığı da keşke burada yani Sıbayi merhuma da inceden bir eleştiri yapıyorum şahsen. Ve birçok Arap Müslüman da bunu göremiyoruz. Keşke Arap kardeşlerimizden böyle bir şey gelseydi. Milliyetçilik yaptığı da mı olmuş? Emevilerin milliyetçiliğini biraz eleştirebildiklerini görseydi. Var bazıları fakat özellikle İslam hukuku alanında İslam'ın böyle temel ilkelerinden konuşan ulema bunu yapabilseydi. Bununla ilgili mesela burada değineceğimiz bazı yazarlar yapmış. Ama onların zihin dünyasının kodları farklı. Yani iyi niyetle yapmamışlar. Öyle bir hususa da değinelim. Çünkü Müslümanlar onların acısını çok yaşadılar. Hocam, Şia ile diyalog denemesi... Evet, bir Şia ile bir diyalog denemesi var Mustafa Sıbayi merhumun. Şii Abdülhüseyin Şerefuddin diye bir alim var. Diyor onunla biz oturduk, konuştuk. Yani tırnak içinde bir diyalog. Mezhepler arası bir diyalog diyor. Bir iletişim kurma, iletişim kurma çabamız vardı. Fakat diyor ben Cebeli Amil'deki Sur şehri, bu Lübnan'da olması lazım, geçmiyor. Anlaştık, bir araya geleceğiz. Hatta diyor ben bu kitabı erteleme nedenlerimden biri de çünkü ben sünnetten konuşacaksam Şia'ya da değinmem lazım. Hadis alanında Şia'yla çok farklılıklar var usulde. Sırf ondan da Şii kardeşlerim yanlış anlamasınlar diye ben kitabı erteliyordum. Ama yine bir ara rahatsızlanmış. Diyor ben rahatsızken bir şeyler duydum, şok oldum. Abdülhüseyin Şerefüddin Beyefendi diyor bir kitap yayınladı. Kitap Ebu Hureyre ile ilgili. Hatta şöyle diyor, Ebu Hureyre münafıktır, Ebu Hureyre kafirdir. Allah'ım. Diyor şok oldum. Şimdi Şia'nın Ebu Hureyre'yi eleştirmeleri var. Eleştirmediği sahabe de yok. O onların bir duruşudur. Fakat diyor sorun şu. Ben erteliyorum. Sırf böyle bir yanlış anlamı olmasın, incinmesinler diye. Kitapta çünkü bazı konuları değineceğiz. Bu tarihte gelen teknik konular. Fakat Hoca Efendi kendisi, ben rahatsız olduğum bir dönemde diyor haberim yoktu. O kitabı yazınca diyor bütün ipler koptu. Yani onun için diyor ben ona da bazı reddiyeleri, hatta kitabı yazarken de öyle dediğim gibi öyle bir nazik, kibar ifadeleri var ki diyor. Bu araştırmamla kesinlikle Şiilerin duygularını incitmeyi ve onların düşmanlıklarını harekete geçirmeyi hedeflemedim. Yani diyor burada da yazarken ilmi bir şey yazıyorum. O ki bir şeyler söylendi, benim de onlara cevap vermem lazım. Hatta burada Ebu Hureyre'ye de bir gönderme yapıyor. Bir Şia Ebu Hureyre'ye bakışı bellidir, diğer sahabeye bellidir. De Ebu Reyye diyor, sen onların kaynaklarından besleniyorsun. Senin niyetin iyi değil yani. Sen kaynakları ama belirtmiyor. Diyor sen iyi değilsin. Burada da hatta diyor benim yine hala şu inancım var. Gerçekten Müslümanların bir ve beraber hareket etmesi bazından Şii kardeşlerimin olduğunu biliyorum. Onlarla ilgili duygularımı diyor koruyorum. Böyle bir olumlu düşünceleri var. Kitabımızın bazı özelliklerini söylersek, bu girişte Ebu Reyye hakkında dedik ya, bazı dönemler rahatsızlanmış, kitabın belki hoş olmayan bir şey, yani sonradan düzeltilebilirdi. Kaç yılda tamamlanmış hocam acaba bu çalışma? Onunla ilgili bir şey göremedim. Bilgi verilmemiş. Çok herhalde. Değil. Çünkü doktora tezi zaten var. Mesela İmam Zühri konusu vardır. Bunu daha önce çalışmıştır. 3 ay geceli gündüzlü diyor ben kütüphaneye girdim, çalıştım. Yani çok 3 ay çok yoğun bir şekilde çalıştım. O diğerleri ise bazı kitaplarını, o şahısların kitaplarını okuduktan sonra yazmış. Mesela bazı kitabın giriş kısmında bazı bilgiler veriyor. Ve özellikle diyor irdeleyeceğimiz kişiler 5 gruptur diyor. Bu grupları tek tek sayıyor. Mutezile'den bahsedecek, Şia'dan bahsedecek ve benzeri. Fakat özellikle diyor benim hedefim şudur. Müsteşhitlerden etkilenen Müslümanlar niçin etkileniyorlar? Hatta etkilenenler de alimler değil yazarlardır diyor. Mesela Ebu Reyye'yi örnek verdik. Evet. Ebu Reyye normalde eseri bitirememiş. Evet. Öyle bir kişiliği var. Tabii yine mesele fikir ama şunu da bilmek lazım. Bitiremediği şeyi kedi uzanamadı ciğere ne der? Evet. Murdar der. Murdar der, evet, ister hocam. Mantığı. Evet. Şöyle bir giriş cümlesi var. Bu Müslüman yazarlar çok iyi niyetlidir inanıyorum fakat niçin saptılar? Yani burada da bu ifadesi de kibarca Müslümanlıklarından asla şüphe etmeyeceğim insanlar, mesela Ahmet Emin'den bahsediyor. Fakat niçin o müsteşriklerin kuyruğuna takıldılar? Diyor İslam mirasından bir haberdiler. Çünkü kaynakları inemediler. Mesela diyor genelde kitaplarına bakarsanız edebiyat kitaplarını genelde temel alıyorlar. Hocam müsteşrik dediniz de hani daha anlaşılması açısından müsteşrik ne demek? Müsteşrik
Yani kime müsteşrik? Avrupalı olup şark kelimesi var. Şark. Evet. Doğu demek. Müsteşrik doğu ile ilgilenen, doğu insanları ile ilgilenen. Doğu kimdir? Asya'dır. Yani batı kökenli olup doğu ile ilgilenen. Doğu ile yani Asya ile. Müsteşrik mi diyoruz? Müsteşrik doğulu insanla ilgilenir, kültürüyle ilgilenir. Tabi bu onların beşinci kolu. Öyle bir ifade var. Yani temelde buraları nasıl daha iyi sömürürüz düşüncesiyle gelenler. Ve İslam hakkında konuşanlar da bir şekil Batılıların doğudaki, mesela Mısır'da bir tane müsteşrik yetişmiş, orada resmi bir görevle gelmiş. İngiltere'ye gelmiş, resmi bir görevle gelmiş. Resmi görevli olan insanlardır. Temel müsteşrik oryantalist ya da deniyor. O da Batı dilindeki ifadesi. Doğu ilimleriyle uğraşan demek. Bizimkiler diyor, bir diyor temel İslam ilimleri yoktu. İki, onların bazı diyor cazip sözleri vardı. İşte bilimsel metot. Mesela Goldzer hangi bilimsel metodu kullandı? Hegel'in bir tarih felsefesi vardır. Onu getirdi, İslam'a uyguladı. Yani ya da bunu ben okurken bu ifadeyi aklıma şey geldi. Bu hadise uygulamış ama Mısırlı bir yazar vardı, Hamid Ebu Zeyd. O Marksizm teorisini getirip İslam'a uygulamıştı. Yani. Zaten Ezher dahi onu tekfir etti. Yani onun algılışında şu var, alt üstü etkiler, insanlık vahiy etkiler. Yani vahiy insan üretiyor gibi neredeyse. O İslami olmayan bir, tabi bazen de kendi sistemleriyle de uyuşmamışlar, o ayrı mesele. Tamam, özellikle isimlendirmeyle gitmek ki müsteşriklerin hedefi, niyeti, maksadı İslami olmadığı için olumlu bu iddialara anlamamış. Cevaplar mı vermiş burada yazar? Veriyor fakat diyor ki kendi kurallarına da uymamışlar. Evet. Mesela bunlar, işte bu kişilerden bahsettik, onların kaynakları vardır. Yani mesela İslam tarihinde hadis kitapları var, siyer kitapları var, tefsir kitabı, megazi kitapları var. Fakat bunlar özellikle Ebu Reyye ve Ahmet Emin'den bahsediyor. Bunlar diyor Şia'nın aşırı gidenlerinin kitaplarından faydalanmışlar. Evet. Çok sonraki dönemlerde yazılan edebiyat kitaplarından, İslam'da edebi kitaplar var. Edebiyat kitaplarından faydalanmışlar. Tabii bunu kasıtlı olarak yapmışlar değil mi hocam? Tabii kasıtlı yani. Olarak. Çünkü o kitaplarda hani bir senet kültürümüz var, bir kaynak var. O kitapları nerede aldığını söylemiyorlar. Onlar belli bir sistem kurmuşlar, o sisteme uyan. Sağda solda ne varsa toplamışlar. Şöyle bir sorun var, edebiyat kitaplarında edebiyat ön plandadır. Evet. Ya da mesela kendi fikir ve ideolojilerini yansıtmak için kitaplar yazmışlar, edebi kitaplar. Fakat kaynak, onlar kendileri kaynak vermiyorlar. Bu, yani bu bilgi nereden geldi? Böyle bir kaynak olmadığı zaman orada ekstra bir sorun çıkabiliyor. Goldzer de bunu yapıyor. Bizim yerli tırnak içinde müsteşrikler de ne yazık ki bunu yapmışlar. Ha iyi niyet ha kötü niyet fakat böyle bir sorun yaşamışlar. Hı. Mesela Mutezile'nin kaynaklarından faydalanmışlar. Tabii Mutezile'nin hepsi bir değil ama Hazreti Resulullah Efendimiz'e çok ağır konuşanlar ona gelmiştir. Şia'dan dediğimiz gibi özellikle aşırı gidenlerinden alıntılar var. Müsteşriklerle ilgili de merhum bahsederken İskoçya, Oxford, Cambridge, Manchester, Hollanda Leiden Üniversitesi, bütün bu üniversiteleri dolaşmış Mustafa Sıbay'ın merhum. Ben buraları dolaştım. Hatta Belçika, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Almanya, İsviçre, Paris, İsveç, Uppsala Üniversitesi. Buraları dolaştım. Buradaki diyor müsteşriklerle tartışmalara girdim. Evet. Kitabı yazarken müsteşrikler hakkında konuşurken diyor ben gittim dolaştım. Sonraki birinci baskısı yoksa da sonraki baskıları ekledim. Tabii şu an bizde var. Bunlarla görüştüm ve diyor şu fikre en son vardım. Hepsinin zirvesi Goldzer. Macar asıllı Yahudi müsteşrik Ignaz Goldzer. Ondan evvel bazıları var. İftiralar, uydurmalar hep anlatmışlar. Peygamber Efendimiz'e açık uydurmaları var, iftiraları var. Fakat diyor ben Şat'la görüşünce, Şat'la Goldzer'in bir öğrencisi, o zaman diyor anladım ki diyor her şey Goldzer'de bitiyor. Onun için müsteşriklerden konuşurken demek ki Goldzer'i tanımamız lazım. Evet. Goldzer'i tanımazsak, Goldzer kimdir? Küçüklüğünde Yahudiliği yeni bir formata sokmak isteyen, küçüklüğünden itibaren bu şekilde bir düşünceyle kendini yetiştiren biridir. Fakat ilginçtir, daha sonra Yahudiliği ile ilgili düşüncesini bir tarafa bırakıyor. Bunu İslam'a uygulamaya çalışıyor. Ya. Arapçası çok mükemmel,
Çok iyi Arapça biliyor. İslam kendini yetiştirmişti değil mi çok hocam? Çok müthiş. Buradan bize düşen ders şudur. Mesela ben bir ara Almanya'dan gelip Türkiye'de medrese okuyan öğrencilerle karşılaştım. Keşke şu öğrenciler burada medrese eğitimini aldıktan sonra Almanca dilini de biliyorlar. Almanca, İngilizce. Oradaki müsteşriklerin eserlerini birinci elden okusalar. Çünkü bazen bizler bu yanlışı yapıyoruz. Onların fikirlerini onların kitaplarından okumayınca bazen tercümeler eksik geliyor. Yanlış geliyor. Değişik alimlerin başına da bu gelmiştir. Yani. Onlar hakkında bazı bilgiler geliyor. Yani çünkü okuduğu kaynak yanlış aktarınca kendisi sonradan yani avami tabir offside'a düşmek diyoruz ya yani evet, boşa düşüyor. Mesela merhum da benim burada okuduğum kadarıyla bunu yapıyor. Hocam reklama da gitmemiz gerekebiliyormuş evet, haberi geldi bunu ama. Şöyle bir özetleyeyim. Merhum bir yerde Gozier'in verdiği kaynağı kullanırken bir kitap ismi veriyor. Aynı şekilde çalışan Talat Koçyiğit merhum, Türkiye'deki bir hadis profesörü. Aslında onun da başka yerden. Mesela bu diyor ki işte İbn Halikan Demiri'den almış bu edebiyat kitabı. Ama Demiri aslında o rivayeti kimden aldığını da söylüyor. O da Yakubi var, tarihçi. Bu konuda da Mustafa Sabahi biraz geride kalmıştır. Belki de tercüme edilen kitapta o bilgi olmadığı için, işte kendisi asıllara vakıf olamadığı için bunu söyleyememiştir. Onun için özellikle bizim toplumda keşke medrese eğitiminden sonra temelden yetişen, yani çünkü belli bir yaştan sonra olmuyor. Evet, o eğitimden sonra bazıları da batı dillerini öğrense de müsteşriklerin yaptığının aynısını yapabilsin. Allah razı olsun. Şimdi hocam izninizle kısa bir araya gideceğiz. Estağfurullah. Değerli Rehber TV dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız inşallah. Değerli Rehber TV dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Mustafa Sibahi'nin İslam Hukukunda Sünnetin Yeri kitabını konuşuyoruz. Hangi konulara değindik? Şöyle kısaca bir hatırlatmak açısından. Ebu Reyye konusuna değindik. Şia ile diyalog denenmesi konusuna değindik. Müsteşriklerin iddia ve cevapları ve Gozier konusuna değindik. Hocam buyurun kaldığınız yerden devam edin. Evet. Hocam müsteşriklerden bahsediyor. Gozier. Gozier hakkında kısa bir bilgi verdik. Evet. Yani özetlersek gerçekten bizim yani onların merhumun ifadesini söylüyorum. Onların silahıyla onları vurmak. Evet. Yani onlar bizi zaten çok iyi okudular. Çok daha etkili de oluyor değil mi hocam? Daha etkili oluyor. Evet. Onlar bizi çok iyi okudular. Çok iyi irdelediler. Herhalde Gozier. Ve yaparken de şöyle bir şey söyleyelim. Siz bir kitap yazdığınızda kaynak verirsiniz. Dipnot. Evet. Acaba kaç kişi gidip o dipnota bakar? Evet. Hele hele bir kişi çok meşhursa insanlar tereddüt bile etmez. Yani kesin doğrudur. Ama Gozier bunu yapmıştır. İslami kültüre çok vakıf. Gelen kitapları çok iyi biliyor ama aktardığı şeyler işte merhum gibiler gelip onları okuyunca, irdeleyince o zaman o Allah düşmanının ne uydurmalar yaptığını o zaman daha iyi anlıyoruz. Yani. Ben onun için gerçekten onların kitaplarını, onların kendi kitaplarından, onların görüşlerini biz okursak o zaman onların bazı şeyleri daha iyi nasıl çarpıttığını göreceğiz. Mesela Gozier'in sünnete bakış açısını şimdi konuşacağız. Evet. Bunu daha iyi anlarız inşallah. Dediğiniz gibi Macar asıllı bir Yahudidir. Temel düşüncesi tamamen İslam'a kin ve nefret üzerine kuruludur. İyi niyet yok. Gerçekten iyi niyetli olanlar da olmuştur. Hakkaniyetli bir şekilde İslam'a yaklaşanlar olmuştur. Bir şeyler yazmış çizmişler. Ama Gozier'in temel fikri, temel düşüncesi İslam düşmanlığı. Ve ben bunu nasıl yapabilirim? Müthiş bir kurgu yeteneği var. Yani bazı yerlerde öyle hayal dünyasını genişletmiş ki, öyle ifadeler kullanmış ki bazen birbiriyle alakası olmayan iki konuyu birbirine bağlamıştır. Ya da bir yerde bir şey söylemek istiyor ama onu söylerken altyapıyı hazırlıyor. Bir şeyler anlatıyor, tak bir de bakmış sonra bağlıyor, hiç alakası yok. Hocam bu yanlış anladığından mı kaynaklı yoksa yok. Yanlış anlatmak istediğinden mi? Müthiş bir senaryo yeteneği var, kurgu diyorum ya. Yani bir şey verecek, söyleyecek, direkt söylemiyor onu, altyapı hazırlıyor. Ama alakası olmayan. Bir, alakası şeyler. İki, bile bile çarpıtmalar yapar. Hem bilgi kirliliği oluşturuyor, hem de zihinlerde soru işareti bırakmak açısından biraz da böyle soru işareti bırakıyor. Evet. Ama dediğin gibi kaç kişi biz gidip, biz dahi okursak ya da bizim okuyan işte bazı isimler verdik. Evet. Bunlardan kaçı gidip okumuş, okumamışlar. Evet. Onlar da ya işte bazı sebeplerle ya meşhur olma ya da değişik isimler altında ne yazık ki ya da onlara kanmışlar. Onların yolunu takip etmişler ne yazık ki.
Yani bunun dediğimiz gibi bu bilinçli bir fikir yok burada. Goldziher özellikle etkilediği kişi bizim Mısırlı bir alimi çok etkilemiş. Onun bu alanla ilgili epey kitabı da var. Merhum burada bir kişiden bahsediyor. Doktor Ali Hasan Abdülkadir. Doktor Ali Hasan Abdülkadir. Diyor ki bizim Ezher'de hocalarımız bu hocamızı bize ders vermesi için göndermişlerdi. Kendisi bize ders veriyordu. Ve şöyle dersin girişinde şöyle söyledi. Ben size bilimsel metotlarla İslam'ı anlatacağım. Bilimsel metotlarla. Tabii biz de böyle bir dört gözle bekliyoruz. Böyle kulak kesildik. Can kulağıyla dinliyoruz. Ya şimdi bu anlatıyor. Anlattıkça da bizim eski geleneğe vuruyor. Sert bir şekilde eleştiriyor. Bunu söyleyen Ali Hasan Abdülkadir dediğimiz. Ali Hasan Abdülkadir evet. Mustafa Sıbay'ı anlatıyor. Evet. Kendisi öğrenci. Bu hocamız diyor. Ali evet. Hasan Abdülkadir. Ha, anlatan Mustafa Sıbay'ı. Mustafa Sıbay'ı Ali Hasan Abdülkadir'in şöyle dediğini aktarıyor. İşte ben bilimsel metotlarla dersi anlatacağım. Fakat diyor biz çaktık ki Goldziher'in İslami araştırmalar diye tercüme ediler. Muhammedini's Studien diye bir kitabı var. Aslında o kitabı okuyormuş. O kitap ders kitabı ama giriş şu. Ben size İslam'ı bilimsel metotlarla anlatacağım. Şimdi hoş bir kelime. Evet. Çünkü Avrupa görmüş. Avrupa niye şımarmış bu Goldziher gibiler? İlmi açıdan çok güçlüler. Yani bilimsel anlamda da çok güçlüler. Askeri alanda da güçlüler ya. Bunu fırsata çevirip İslam düşmanı yok etmek istiyorlar. Tabi Mustafa Meraghi var. Büyük bunlar işte Ezher'in son şeyhleri. Onlar öyle demiş. Fakat onlar mesela iç yüzünü bilmiyor. Şimdi diyor böyle bir kaynaktan bize bazı şeyleri anlattığını, özellikle Zühri hakkında bazı şeyleri anlattığını diyor ben duyunca şok geçirdim. Gittim diyor kütüphaneye kapandım. Tam 3 ay boyunca geceli gündüzü Zühri'yi çalıştım. Evet. Geldim bir konferans verdim Zühri ile ilgili. Orada Goldziher'in bazı şeyleri nasıl ters yüz ettiğini, yalan söylediğini anlattım. Diyor ben bir hocamız var isim veriyor odasına gittiğimde diyor Ali Hasan Abdülkadir Bey geldi hocamız. Diyor dedi ki ben eski görüşlerimden tövbe ettim. Yeah. Ya kusura bakmayın tamam biz o şeye etikete aldandık ama gerçek öyle değilmiş. Şimdi şöyle bir husus da var kendisi anlatıyor Avrupa'ya gitmiş ya müsteşriklerle görüşmüş. Bazı Müslüman bilim adamları, alimler Avrupa'ya gitmiş, isim de veriyor. Şatı çalışmak istiyorum diyor. Adamlar kabul etmemişler. Sen buraya gelip şatı eleştiremezsin. Evet. Öyle yani o kadar da öyle iyi niyetli değil diyor bu müsteşrikler. Tabii neler anlatmış Zühri ile ilgili ona değineceğiz. Fakat burada diyor hocamız diyor kendi fikrinden caydı ve dedi ki asıl budur. Yani biz tabiri caizse gözler kapalı takip ediyorduk. İşte onların piri kimdir? Müsteşriklerin yani Ali Hasan'ın da etkilendiği Goldziher'dir. Ve Goldziher'in bazı iddiaları olacak, iftiraları olacaktır. Onlara değineceğiz. Goldziher de bir Yahudi miydi hocam? Yahudi asıllı müsteşrik. Yahudi asıllı. Yahudi. Evet. Yani Yahudi olması kötü olması anlamına gelmiyor. Evet. Onu tabi belirtelim. Fakat kitapları ortada okuyunca görüyoruz. Yani niyetini halis değil. Hocam bu deyince aklıma da şu geldi. Bunu da söyleyeyim. Bizim özellikle günümüzde bazı Müslüman alimler bu müsteşriklerden çok etkileniyor. Onların fikirlerini isim vermeden bize. Türkiye'de de var. Yerli oryantalist diyeceğim biraz öyle yani isim vermeden aktarıyorlar. Evet. Ve özellikle sahabelerden Ebu Hureyre'yi eleştirirler. Derler ki o işte filan Yahudi'den çok etkilendi. Soru şu. Siz o Yahudi'den etkilendi diye sahabeyi eleştiriyorsunuz. Ki o Müslüman olmuş o Yahudi. Siz kendi bu son dönemki Yahudilerden etkileniyorsunuz. Yani şimdi bu... Orada da bir çelişki değil mi? Çelişki değil mi? Yani eğer onu diyorsan hatta bu hocalar bazı derslerini tamamen Tevrat eksenli anlatırlar. Bizim geleneği de kabul etmezler. Bazı fikirlerde tamamen Tevrat. Halbuki Tevrat mutlak evet hayır diyemeyeceğimiz bir kitap. Çünkü tahrif de var içinde, bozulma da ya da İncil için diyelim. Böyle bir çelişki de var. Onu da bu arada belirtelim. Burada mesela bazı yalanları vardır. Diyor ki, artık bazı temeller oluşturacak ki Goldziher İslam'a saldırırken. Bir diyor, ilk mücadele muttaki alimlerle Emeviler arasında cereyan etti.
Yani bir şark kurnazlığı gibi yapıyor artık, şarkı çalışa çalışa. Yani bak, ben muttaki alimlerin yanındayım. Muttaki alimler Emevilerle çatıştılar. Ama başta şöyle diyor, muttaki ali diyor, alimler diyor, peygamber adına hadis uydurdu diyor. Fakat girişi başka yerden başlatıyor. Öyle bir sağdan yanaşma diyor ya, şeytanın sağdan yanaşması. Muttaki alimlerle Emeviler çatışıyordu. Muttaki alimler dediler ki, ha, birinci asırda böyle olmaz. Bizim İslam'a yardım etmemiz için hadis uydurmamız lazım. İlk önce Ehl-i Beyt, Emevilerin düşmanlığı var arada. Çünkü Ehl-i Beyt'i şehit etmişler. Hazreti Hüseyin'i yapılanları biliyoruz. O korkunç katliamlar. Evet. Hazreti Hasan, Hazreti Ali ve sonraki nesil. O halde bir diyor muttaki alimler dediler ki, biz Ehl-i Beyt'le ilgili hadis uyduralım. Senaryo kuruyor. Evet. Önce Ehl-i Beyt'le ilgili hadisleri uydurdular muttaki alimler. Ve Ehl-i Beyt'i yanlarına çekmek istediler. Ve İslam'ın Allah Resulü dönemini anlatırken de şöyle diyor kendisi, bunu yerli çakma oryantalistler de söylüyor. İslam'ın doğuş yılı, İslam'ın doğuş yılı değildir. Allah Resulü'nün dönemi, El yevm ekmeltu lekum dinekum. El yevm ekmeltu lekum dinekum. Maide suresi 3. ayet. Bugün size dininizi tamamladım ve din olarak İslam'ın size nimetimi tamamladım ve din olarak size, sizin için İslam'ı uygun buldum diyor Allah. Yani Maide 3 ile din tamamlanmış, mükemmel. İslam'ın mükemmellik çağı Allah Resulü çağıdır. Evet. Fakat kendisi yok diyor. O çocukluk çağında bunlar İslam'ı daha da olgunlaştıralım dediler. Birinci iftirayı oradan atıyor. Kur'an ayeti reddediyor. İkinci aşamada şimdi bir algı oluşturdu mu? Okuyan Müslüman ne der? İyi niyetli. Ha, demek ki muttaki alimler Emevilerle çatışıyordu. Demek ki o halde Emevilere gidip gelen, Emevi padişahıyla görülen kişiler Allah düşmanıdır. Yani. Çünkü olayı zühriye getirecek. Yani. Aslında mesele zühridir. O algıyı oluşturmak için değil mi? İşte temeli oluşturacak ama iftira atıyor. Bunu doğrulayacak bir şey yok. Yani. Tamamen bir kurgu. Ehl-i Beyt'le ilgili işte hadisler uydurma gibi şeyler. Hatta şöyle bir şey uydurması var. Arapça metni burada. Mesela Muaviye'nin Muğre bin Şube'ye söylediği bir söz vardır. Büyük bir çarpıtması. Diyor ki la tetahamma an şetmi Ali'in ve zemmihi. Diyor Hazreti Ali'yi diyor kötülemeye devam et. Ve terahmi ala Osman'a ve istiğfar ile. Hazreti Osman'a ise merhamet ve onunla Allah'ın onu bağışlaması hususuna devam et. Evet. Ve aybi ala ashabi Ali'in. Hazreti Ali'nin taraftarlarını kötüle. Hazreti Ali ile Hazreti Osman halifelik için yarışınca iki kavram çıktı ortaya o dönem. Şiatu Ali ve Şiatu Osman diye buraya gönderme yapıyor. O çok masum bir ifade. Şu anki anlamıyla değil. Vel iksa'i lehum. Ve onları uzaklaştır sürekli. Ali ve taraftarının kötüle. Şimdi onun yaptığı iftira şu cümle. Ve terkil istima'i ve terkil istima'i minhum. Ali ile ve dostlarıyla ilgili sözlere kulak asma. Yani onları boş ver. Ali ve Ali'yi sevenler, onun izinden gidenleri boş ver. Hazreti Osman hakkında konuşuyor. Vel istima'i minhum. Hazreti Osman ve onu sevenlerden gelen sözlere de kulak ver. Yani burada kulak ver kelimesi geçiyor. Onlara kulak as. Değer ver. Evet. Peki Gozer burada ne yapıyor? Gozer burada tahrif ediyor ve şöyle diyor. Ali ile ilgili hadisleri reddet. Ali ile ilgili hadis-i şerifleri reddet. Osman ile ilgili hadisleri al. Yani üret neredeyse. Halbuki bu, ifadede hadis hiç geçmedi. Bu uydurulan dediğimiz hadisler bugün hala kullanılıyor mu yani? Yok, öyle bir uydurma yok. Hı. O Gozer'in iftiraları. Yani mış gibi yapıyor. Mış gibi diyorum, bak kitabın ibaresi var. Kaynak aldığı kitap var. Bu kitapta söylenen söz şudur. Ali ile ilgili sözlere kulak asma, yani onun hakkında olumlu konuşma. Evet. Olumlu konuşanlara da kulak asma. Maksat, Hazreti Osman işte üzerinden meşruiyet kazanma var orada Emevi devleti için. Fakat Gozer sözlerine kulak asma sözünü, o söz kelimesini hadis diye çeviriyor. Yani diyor ki, demiş hadis uydurun. Evet. Bu yalan. Bak, çok savaşlar olmuş, farklı gruplar birini öldürmüşler. Kabe'yi dahi mancınıkla vurmuşlar. Ama yani özellikle sahabe arasındaki olayları dersek hadis uydurmamışlar.
Hadisi tevil bile etmişler ama uydurmamışlar. Hiç böyle bir kaynak yok. Bu söz, kitap nerede geçiyor? Bu Yakubi'nin tarihinde geçiyor. Yani kaynak belli ve diyor hatta ben diyor Sıbai Avrupa'ya gittiğinde Gozdia'nın talebesi var Şat. Şat'la görüştüğümde de diyor bak dedim senin şeyhinin yalanına bak. Şok oldu. Tamam dedi o zaman o bilmiyordu. Bilmiyordu değil. Bilinçli bir şekilde o sözü tahrif etmişti. Burada onu öğreniyoruz. Onun bir tahrifle ilgili şeyi. O zaten devre dışı kalıyor. Özellikle İmam Zühri ile ilgili iftiraları var. İmam Zühri ile ilgili şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Zühri Emevi yandaşıydı. Emeviler hadis uydurmak için onu kullandılar. Bir dehaydı. Zühri bir dehaydı. Kendisi söylüyor Gozer. Tabi burada bu sefer işin komiği şu. Peki deha olan bir insan, ahiretini düşünen bir insan nasıl kendini kullandırtır? Neden bunu yapsın? Neden bunu yapsın? Mesela diyor bir, işte Emevileri hadis uyduruyor. O Muaviye bin Ebu Sufyan'ın Muğre bin Şübe söylediği sözü de tahrif etti. İki, Zühri. Bütün mesele Zühri'ye geliyor. Hepsinin sebebi o. Çünkü sünneti tedvin eden ilk yazıya tırnak içinde akademik bir dille tedvin eden Zühri'dir. Evet. Ömer bin Abdülaziz'in emriyle. Yani şimdi oraya geleceğiz. Zühri'yi devre dışı bırakırsa hadis darbeye. Ömer bin Abdülaziz zaten anlatmaya gerek yok. Hulefa-i Raşidi'nin beşincisi sayılıyor. Ya. Dört büyük sahabeden sonra. Diyor ki Abdülmelik bin Mervan ile büyük sahabeden Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala'nın arasında bir savaş var. Abdullah bin Zübeyr Mekke ve çevresine hakim. Emeviler Şam tarafında. Bu savaş esnasında insanların Mekke'ye, Kabe'ye gitmesini engelliyor Abdülmelik bin Mervan. Meşhur Haccac dönemleri. Ne yapıyor? Zühri'yi çağırıyor ve hadis uydurtuyor. İşte meşhur hadis ancak üç mescid ziyaret edilir. Yeryüzünde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Evet. Peki ne yaptı bununla Abdülmelik? Bir, bu hadisi uydurdu, bir meşruiyet kazandırdı Mescid-i Aksa ile ilgili. Tabi o Kubbetü Sahra diyor da biz Mescid-i Aksa, hadiste Mescid-i Aksa geçiyor, orada Kubbetü Sahra var. Mescid-i Aksa'dan beraber Abdülmelik bin Mervan orada Kubbetü Sahra. Bugün hep gördüğümüz sarı renkli var ya kubbesi. Evet hocam. Mescid-i Aksa o değildir. Değil. Evet. Heh. Orada da bilinçli bir sanki bir orada da yaratmaca mı var hocam? Aynen. Hocam çok güzel değiniz. Orada da bir yönlendirme var. Bir Müslümanın zihninde oraya yönlendiriyorlar. Şimdi Mescid-i Aksa'nın yanında diyor Abdülmelik Kubbetü Sahra'yı yaptırdı. Müslümanları oraya yönlendirdi ve şöyle dedi ki hacı buraya yapacaksınız. Yani o günden bugünün temelleri mi atıldı hocam? Zihinler bulansın. O zaman şeyi muhafaza etmeye çalışsın Müslümanlar. İşte o kendi dönemi. Evet. Bu Gozier'in iddiası. Evet. Peki gerçek ne? Gerçek şudur. İmam Zühri Abdülmelik bin Mervan ile Abdullah bin Zübeyr savaşıyor ya. O zaman Abdülmelik ile tanışmamış bile. Onun iddiası o dönem onu çağırtıp hadis uydurtuyor. Kubbetü Sahra ile ilgili Mescid-i Aksa. Halbuki tarihi veriler. İşte dedik ya temel kaynaklara inmeme. İmam Zühri Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala'nın şehadetinden 7-8 sonra Abdülmelik bin Mervan'la tanışıyor. Haliyle onlar savaş yaparken Zühri ile tanışmıyorlar. Tanışıklıkları yok. Hocam bugün bile biz internette Mescid-i Aksa yazdığımız zaman genelde karşımızda Kubbetü Sahra. O günümüzdeki bir bilinçlendirme. Yani yanlış yönlendirme. Yani genelde bunu, sarı kubbeli mekan bize Mescid-i Aksa gibi internette resimlerde. Çoğu Müslüman da böyle biliyor. Evet. Orada da güzel bir şeye değindiniz. Zihinlerimizi oraya yönlendirip Mescid-i Aksa'yı yıkma faaliyetleri evet. var. Çünkü onu yan taraflarda ne yazık ki o da ayrı dikkatimizi bir şey. Dikkatimizi oraya çekiyorlar. Biz de orayı görüyoruz. Halbuki diğer yerde. Aynen. Hatta orada Hazreti Ömer'in yaptırdığı cami var. Aynen. Yani bu bunlara dikkat etmek lazım. Hocam sohbet güzel gidiyor ama son 2-3 dakikanın da içindeyiz. Bilginiz evet, olsun. Tamam hocam. Şimdi ona değindik. Oradaki büyük yalan şu. İmam Zühri Abdülmelik bin Mervan'la Hazreti Abdullah bin Zübeyr'in şehadetinden sonra tanışmış. Haliyle bu söylediği şey direkt havada kalıyor. Böylece Şat dahi orada susmuştur. Yani kendisi daha sonra bir düşüncesini anlatırken Şat'la görüşmesini diyor böylece niye bunu söyledik? Diyor Emeviler hatta Ömer bin Abdülaziz'in halife yapılmasını tavsiye eden de İmam Zühri'ymiş. İmam Zühri Emevilerle görüşmüş ama yönlendirmiş. Mesela yine ona atılan bir iftira şudur. Diyor ki onlar diyorlar ki imamlar bizi hadis yazdırmaya emirler. Pardon
emirler bizi hadis yazdırmaya zorluyor diye bir ifade vardır. Olayın aslı da şudur, yani sanki Emevi padişahları ona hadis dikte ettiriyorlar. Değil. Olay şu, çünkü kaynakları inince o yalanlar çıkıyor. Bir padişahın çocuğuna, Hişam olsa gerek, çocuğuna ders veriyor. Ders verirken Hişam o yazdırdığı hadisleri saklıyor. Bir yıl sonra diyor ki, ya imam diyor, o sahifeler kayboldu. Bize yeniden yaz. Yeniden yazıyor, karşılaştırıyor, aynı çıkıyor. İşte ikide bir yaz yaz deyince, ya diyor bunlar da bizi neredeyse bıktıracak hale geldi. Bundan sonra ben herkese hadis yazdıracağım. Yani ona yazdırıyordu. Ve bu diyalogun bir meyvesi de dediğimiz gibi Ömer bin Abdülaziz'in halife olmasıdır. O da Müslümanların nefes aldığı bir dönem. Peki o olaya geri dönersek Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa yanındaki Kubbetü Sahra'yı yapan Abdülmelik bin Mervan değil, oğlu Velid'dir. Tarihi de bilgi budur. Onu da düzelttiğimizde yani o atılan iftira daha ortaya, iyi ortaya çıkar. Yine son bir iftirasına değinelim. O diyor ki, bir Emevi ailesinden biriyle karşılaşıyor. Diyor ki, bana şu hadisleri aktarmam için izin ver. O diyor ki, kim sana izin verebilir ki? Halbuki söz şöyledir aslı. Ben sana izin vermezsem sen nasıl aktarırsın sözünü? Yani çarpıtma da şu. Kim sana izin verebilir ki? Yani kim engel olabilir ki? Şeklinde açık bir tahrif yapıyorlar. Bu tür şeyleri bilmek açısından o iyiydi yani. Son olarak belki şöyle söyleyelim. İmam Zühri Emevlere yanaştı, hadis uydurdu. Abbasiler Emevlerin aşırı düşmanlar. Hatta deniyor ki yönetime geldikleri zaman bütün padişahların cesetlerini mezarlardan çıkarmışlar. Diyor, şimdi Mustafa Sıbahi şunu soruyor. Peki o kadar hadis uydurdu. Emevileri öven, Hazreti Ali kötüleyen İmam Zühri yolundan gelen. Evet. Niçin Abbasileri gelince o rivayetler bir anda kayboldu? O kayboldu diyor. Hiç mi kalıntı kalmaz? Halbuki Allah Resulü'yle ilgili o kadar da iftiralar kitaplarda geliyor. Bir çürüme o. İkinci bir husus şudur. Özellikle Emevileri biz okurken Emevilerle ilgili yazılan kitapların çoğunun Abbasiler devrinde yazıldığını da bilelim. Bu genel bilgi. Abbasilerin düşmanlığını da bilelim. Bir devlet otoritesi var. Bunu da bir yere not edelim. Emevileri okurken o kadar yanlışlarıyla beraber bunu devre dışı bıraktığımız zaman bazı şeyler gözden kaçacaktır. Sonuçta yeni bir iktidar, çok sert bir düşmanlık var geçmişe yönelik ve bir kısım kitapları okurken de bu düşünceyi kaybetmemek lazım. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İlahiyat yazar Faruk Telci hocam. Hocam hakkınızı helal edin. Çok sizi yoruyoruz, farkındayız. Rabbim faydalanmayı nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Hocam bu hafta Suriyeli Profesör Doktor Mustafa Sibai'nin İslam Hukukunda Sünnetin Yeri kitabına değindik. Özellikle müsteşrikler konusu. Evet. Kalınca da bir kitap hocam tavsiye ediyor musunuz? Ediyoruz tabii, okuyabilirsek ederiz. Evet. Yani eğer, fakat dediğimiz gibi muhakkak okumak lazım. Çünkü özellikle günümüzde sünnete yapılan saldırıları düşününce ilmi temellendirmeler. Tabii inşallah onu konusu başka zaman değineceğiz. Biz bugün sadece özellikle müsteşrikler bahsine değindik. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli Rehber TV izleyicileri, bir kitap tahlili bölümümüzün sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm.